Ankara sayfasından daha merhaba. Yine bir hareketli haftayı Ankara'da geride bıraktık. Enflasyon raporu açıklandı. Uzun zamandır piyasaların beklediği. Bununla ilgili zaten çok şey konuşuldu. Birkaç şey söyleyeceğim. Merkez Bankası'nda 3 başkan yardımcısı değişti. Artık umudumuz bitmek üzereydi ama öyle bir şey yarattı. Ve bu piyasada büyük bir memnuniyetle karşılandı. Bunu açıkça söylemek lazım. CDS'lerde düşüş oldu ve bir moral etkisi yarattı. Balayı bitecek mi diyorduk bu enflasyon raporuyla birlikte. Gördüğümüz kadarıyla balayı uzatıldı, süresi uzatıldı. Çünkü piyasaları memnun eden bir durum ortaya çıkmış durumda. Bu ne kadar sürecek onu daha sonra göreceğiz, uygulamadan göreceğiz gibi geliyor. Şimdi Merkez Bankası'ndaki yönetimindeki değişiklik önemli. Şimdi değişim sırası Cumhurbaşkanlığı kurullarına geldi. Bununla ilgili duyumlarımız var. Sadece ekonomide değil, diğer kurumlarda da değişiklik arandığı, isimler arandığı yönünde bir duyumumuz var. Bakalım önümüzdeki dönem bu konuda ne yapılacak onu da hep birlikte göreceğiz. Bütün bu yapılanlar, kurullarda yapılacak değişiklikler de gerçekleşirse Türkiye'nin Batı'yla yeniden arayı bulma çabası olarak söyleyebiliriz. Bununla ilgili zaten seçimden sonra böyle bir tercih yapıldığı söyleniyordu. Bu konuda adımlar atılıyor gibi. Gümrük Birliği anlaşmasıyla ilgili Mehmet Şimşek'in birkaç gün önce Avusturya'da bir toplantıda yaptığı konuşmada bize bunu gösteriyor. Belli ki körfez parası yetmedi ve batıya gidiliyor. Özet olarak hareketli bir şeydi ama gelinen noktada ekonomide sıkıntılar çok fazla. Enflasyon raporuyla bu sıkıntılara çözüm olacak çok fazla bir şey yapılmadı. Teknik olarak güçlü bir metin çıktı ve yoksullaşmanın arttığını bu kanalla söyleyebiliriz. Enflasyon raporu bankaları memnun etti. İş dünyasının talepleri var önümüzdeki dönem sıramında. Ama olan başta düşük maaş alan emekli olmak üzere bütün dar ve sabit gelirlilerde olacak. Ne kadar maaş zammı alsalar diye. Enflasyon raporu daha önce de söyledim bir baz etkisiyle yani Şahap Kavcıoğlu'ndan sonra yapılan bu enflasyon açıklanan rapor büyük bir gerçekçi olarak görüldü. Ama bakıldığı zaman iktisatçılar iyimser bir rapor olduğunu da söylüyorlar. Özet olarak faiz arttırmak yerine yine yan yollarla makro ihtiyati tedbirlerle enflasyonun bir şekilde çığırından çıkmadan tutulmasına çalışılacağı anlaşılıyor. Yine başka bir şey görüyoruz. Enflasyonla gerçek mücadele 2025 sonrasına ötelenmiş oluyor. O zamana kadar durumu idare etmek gerekecek. Belli ki Cumhurbaşkanı'nın 2024 Mart seçimleri için uyguladığı ekonomi yönetimiyle anlaştığı bir plandan söz ediyoruz. O zamana kadar piyasaları memnun ederek belirli düzeyde sıcak para sağlayarak sadece Körfez değil Batı'dan da bu durumu sürdürmek istiyorlar. Sürdürebilecekler mi? Orasını söylemek için erken. Olduğundan fazla bir iyimserlik yarattı. Çünkü piyasalar böyle bir şeye teşneydi. Olumlu havaya, pembe tabloya teşneydi. Ve enflasyon raporunun teknik olarak güçlü olması, aynı dili konuşan bir başkanın Merkez Bankası'na nihayet gelmesi, bütün bunlar piyasaları memnun etmiş oldu. Üç başkan yardımcısı, CV'leri kuvvetli kişiler atandı. Cevdet Hoca'yı herkes biliyor, piyasadaki herkes biliyor. İktisat yetkinliğini biliyorlar. Uzun zamandır Cevdet Hoca zaten bir Merkez Bankası şeyi vardı. Bu da gerçekleşmiş oldu. Yurt dışından gelen daha genç bir Karahan var. Bir de mevcut Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından Profesör Karahan var bayan. Bütün bunların da CV'leri güçlü ve bunlar faiz konusunda yeni ekonomi politikalarına uyum sağlayacak şeyler olarak görünüyor. Yalnız Merkez Bankası'nda bu geçtiğimiz dönemde Şahap Kavcıoğlu'nun döneminde büyük bir erozyon oldu. Bunu unutmamak lazım. Oradaki nitelikli elemanda düşüş var. Bence Şahap Kavcıoğlu'nun seçimden sonra bile gönderdiği kişisel nedenlerle ya da hangi nedenlerle olduğu bilinmiyor. Yetkin iktisatçılar özel sektöre gitti, kızağa çekildi. Bence yeni yönetim
başkan yardımcıları ile birlikte bu kişileri de devreye alabilirse daha nitelikli bir şey olur ve Merkez Bankası'nın kredibilitesini yükselten bir şey olur diye düşünüyorum açıkçası. Umarım yeni yönetim böyle bir yola gidebilir. Belki bununla birlikte Merkez Bankası merkezinin İstanbul'a götürülmekten vazgeçilmesi de mümkün. Bunun da kredibiliteyi arttıracağını düşünüyorum. Çünkü gerçekten huzur kalmamıştı Merkez Bankası'nda. Bunun da hem oradaki huzuru hem niteliği, dolayısıyla itibarını Merkez Bankası'nın yeniden düzeltecek ek adımlar olduğunu söylemek isterim. Bu arada eski merkez bankacıların uyarıları üzerine söylemek istediğim bir şey var. Enflasyon raporuyla bir süredir enflasyon hedeflemesi yapılmıyor. Enflasyon tahmini veriyor. Halbuki daha önce enflasyon hedeflemesi sisteminin özünü oluşturan şey Merkez Bankası'nın enflasyon hedefi vermesi, yıllar itibariyle önümüzdeki döneme ilişkin ve bu hedefi gerçekleştirmediği zaman bir mektup yazarak hem kamuoyuna hem meclise bunun nedenlerini açıklamasıydı ve bunun düzeltilmesi için neler yapılacağını kamuoyuna açıklamasıydı. Bütün bunlar 2018 yılında işler rayından çıktıktan sonra artık yapılmaz oldu. Yani şu anda konuştuğumuz Merkez Bankası'nın %58'lik rakamı da bir tahmin. Bu hedef değil. Onun için Merkez Bankası'nın daha rahat hareket ettiği de söylenebilir. Ama bunun bu tür bir yaptırıma yeniden tabi olması lazım. Gerçekten enflasyonla mücadelede sıkı olması için bu uyarıya ben de katılıyorum ve bunun yapılması lazım. Şimdi 3 başkan yardımcısını epeydir bekliyorduk. Mehmet Şimşek bunları istiyordu. Yeni Merkez Bankası Başkanı Gaye Erkan istiyordu. Zaten enflasyon raporu toplantısında tek başına çıktı biliyorsunuz. Başkan yardımcısını almadı yanına ve epeydir çalışamıyorlardı. Şimdi bu bitti ama sıra Cumhurbaşkanlığına geldi. Şimdi Cumhurbaşkanlığı ekonomi danışmanlarına baktığımız zaman Ankara'da konuşulanlar arasında özellikle iki erkek ekonomi danışmanıyla Cumhurbaşkanı'nın 7-8 aydır zaten görüşmediği söyleniyor. Ama buna rağmen orada duruyorlar. Bir tane baş danışman Merkez Bankası'na geçti. İki tane danışman var, ekonomi danışmanı bayan. Onlar da bayan diye hep yanlış söylüyorum kadın. İki kadın ekonomi danışmanı da Merkez Bankası'nda görevden alınan 3 tane başkan yardımcısı ve eski başkan Şahap Kavcıoğlu ile birlikte Cumhurbaşkanı'nı belirli bir yola kanalize ediyorlardı ve ortak bir çalışma yapılıyordu. Bunların aynı zamanda hazine, yani Nurettin Nebati döneminde de hazine ile bir ilişkisi yoktu. Koordinasyonun zayıflamasına neden oluyorlardı. Şimdi burada bir değişiklik yapılması isteniyor ama Cumhurbaşkanı buna razı olacak mı bilmiyorum. Sadece ekonomi değil, hukuk kurulunda, dış politika kurulunda da yeni isimlerin arandığını, yeni isimlere teklifler götürülmesine hazırlandığını duyuyoruz. Bütün bunlar bize ne gösteriyor? Seçimden sonra özellikle Süleyman Soylu'nun devre dışı bırakılması ve daha liyakatli görülen bir kabinenin kurulmasıyla birlikte batıya yönlü Türkiye'nin yeniden çevrileceği söylenmişti. Bu yolda atılan adımlar mı bilmiyoruz. Çünkü gelen kişiler, Batı'nın da tanıdığı kişiler, Merkez Bankası'na gelen kişiler, bu tür liyakatli kadrolar atamaları devam edecek mi etmeyecek mi bilmiyoruz. Yani Körfez'den gelen parayla Batı'dan gelecek para arasında fark olduğu sürekli söyleniyor. Çünkü rasyonel politikalar uygulanıp uygulanmadığı Batı için önemli. Ama bununla birlikte hukuk reformu, adalet reformu, insan hakları reformları da önemli. Şimdi Batı ile olan Batı'ya döndü artık oradan fon sağlayabiliriz demek için biraz erken olduğunu düşünüyorum. Çünkü Cumhurbaşkanı'nın bu konuda kısıtları var. Nasıl faizde kısıtları varsa demokrasi ve hukuk reformu konusunda da Avrupa'ya yakınsama konusunda da biliyoruz ki kısıtları var. Bu kısıtlar aşılabilecek mi bilmiyorum. Körfez'den gelen sermaye işte kamu şirketleri satıyorsunuz ya da mevcut şirketlere gelip ortak oluyor işte. Telekom konuşuluyor, kamu bankası konuşuluyor. Bu 50.7 milyar doları arasında
işte borç tahvil alımı konuşuluyor. Ama Türkiye'nin ihtiyacı olan şeyin gerçekten yeni yatırımlar olduğunun farkına vardığını umuyoruz mevcut yönetimin ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın. Özellikle yeşil ekonomiyle ilgili entegrasyonda bu konuda Batı'yla birlikte büyük teknolojik yatırımlarda, Batı'yla birlikte burada Türkiye'de ortak büyük yatırımlar yapılması gerekiyor. Asıl bu zaman Türkiye'de yeniden yatırım, doğrudan yatırım girmiş olacak, istihdama etki ancak o şekilde yapılmış olacak. Ancak o şekilde Türkiye ile Batı sermayesinden pay alması söz konusu olacak. Mehmet Şimşek'in geçen hafta söylediğim toplantısında Avrupa Birliği'nin yeniden yapılanması konusunda söyledikleri ortada. Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesine bu çalışmalara hemen başlayalım diyor. Alt dallardan meyve toplayarak başlayalım diyor. Üst dallarda çünkü Kavala da var, Selahattin Demirtaş da var. Ama bir an önce bu işi başlatalım diyor. Gümrük Birliği anlaşmasının yenilenmesi için siyasi şartlar olduğunu da unutmayalım. Bu yüzden de temkinli davranıyoruz. Cumhurbaşkanı bütün bunlara izin verecek mi diye. Mehmet Şimşek'in söylediği bir şey var. Dünya yeniden bir kamplaşma içerisinde, Avrupa ekonomisinin güçlenmesi lazım ve bunu Türkiye ile birlikte yapabilir. Hem tedarik zincirlerinin kısalması, hem yeşil ekonomi için yapılacak yatırımlar Türkiye için uygun. Türkiye'nin stratejik konumu da hala çok değerli. Bunu birlikte yapalım, AB ile ortak yapalım diyor. Gerçekçi bir bakış ama bunun olup olamayacağı tabii ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı. Olması gereken o ama Cumhurbaşkanı Erdoğan'a bağlı. İşte İsrail'le olan görüşme, gazın Türkiye üzerinden geçirilmesi gibi şeyler hep önümüzdeki döneme ilişkin olarak yapılması gereken şeyler ama ne kadar yapılacak bilmiyoruz. Şimdi bütün bunlar olurken baktığımız zaman ekonomide durum ne? Enflasyon yıl sonu itibariyle %58 dese de Merkez Bankası 70'i geçmesine kesin gözüyle bakılıyor. Hem de bu %2 aylık kur artışı ve politika faizinin %25'e aşamalı olarak çıkması varsayımıyla yapılan hesaplar. Bu oranın daha da yükselme riski de var. Bunu açıkça söyleyelim. Eğer kur artışı hızlanırsa ya da Cumhurbaşkanı'nın %22'de kalın dediği söyleniyor. Eğer böyle bir şey olursa bu enflasyon oranının daha da yükselmesi kaçınılmaz. Tartışmalardan biri bunu biz enflasyon raporunda da göremedik. Kurların ne olacağını bilmiyoruz. Piyasada aylık enflasyon kadar yükselmesi gerektiği söyleniyor. Ama bütün bunlar ne olacak bilmiyoruz. Erdoğan'ın ne yapacağını bilmiyoruz. Faizde nereye kadar izin vereceğini henüz bilmiyoruz açıkçası. Enflasyon raporunu izleyen bazı iktisatçılar mevduat faizi ve politika faizi yakınsamasından yola çıkarak daha yukarılara politika faizinin çıkarılabileceğini söylediler. Biraz iyimser gibi gördüm ve Cumhurbaşkanı'nın seçime kadar bu oranlara çıkacağını pek açıkçası ben sanmıyorum. Kredilerde ne olacak önemli. Enflasyon raporunda kredileri Merkez Bankası kısmaya çalışıyor. Ticari kredileri ve bireysel kredileri ama KOBİ ve esnaf kredilerinin ne olacağı belli değil. Yani kredi hacminiz siz Merkez Bankası bu yolla daraltırsa, ticari kredi faizini de arttırdı çünkü, bu yolla belirli bir sınırda tutarak, miktar sınırlaması koyarak yapabilir. Ama KOBİ'ler, esnaf ucuz krediye çok alıştırıldı ve şikayetler artmaya başladı. Yani özellikle geçtiğimiz ay içerisinde talep edilenlerin büyük çoğunluğunun kredilerden yararlanamadığı, erişemediği söyleniyor. Ve bunlar ucuz kredi istiyorlar yine. Kamu bankaları devreye yeniden sokulacak mı? Son 1-2 aydır onlar durmuşlardı. Çünkü kullandırdıkları ucuz krediler nedeniyle bilançoları bozuldu. Seçim öncesindeki hareketler nedeniyle onlar durmuşlardı. Şimdi yeniden bunlar devreye sokulacak mı? Merkez Bankası reskont kredilerinin hacmi daha ne kadar arttırılacak? Bütün bunlar yapılırken talebi frenleme, krediler yoluyla talebi frenleme niyeti Merkez Bankası'nın olacak mı olmayacak mı? Bu kredilerin açılmasını zaten bekliyoruz. Ne zaman açılacak? Aralık gibi mi yoksa
Ekim'den itibaren açmaya başlayacak mı Cumhurbaşkanı'nın istediğiyle? Maaş zamları ne olacak? Emeklilerin durumu çok kötü. Ekim'de ek bir zam geleceği söyleniyor. Bu yapılacak mı, yapılmayacak mı? Yılbaşında yapılmazsa yılbaşında verilecek zamlar ne olacak? Bunun talebe etkisi ne olacak? Bütün bunlar belirsiz konular ve enflasyon raporunda da bunlarla ilgili bir şey görmüş değiliz. Bir şey daha var. Başkanı Gaye Erkan, kamu bankalarının döviz satışıyla ilgili protokolü çalıştırmadıklarını söylüyor. Ama protokol olmasa bile arka kapıdan dövize müdahale devam ediyor. Son iki hafta içerisinde o yüklü bir artış, kurlardaki hızlanma üzerine yüklü bir rezervde artış olmuştu. Son iki hafta içerisinde rezervlerden 2 milyar dolar eritildi. Bu satışlar neyle yapıldı? Şeffaf olmayan satışların arka kapı müdahalesi olduğunu unutmamak gerekiyor. Ve Mehmet Şimşek'in de Gaye Erkan'ın da şeffaflık şeyiyle bu iş pek yürümüyor. Mevduat faizini enflasyon raporunda son bir ayda 12 puan indirdiler. Ve baktığınız zaman bununla övünen bir Merkez Bankası Başkanı gördük. Dediğimiz gibi Merkez Bankası, yani bir yandan da dövize kaymayacak bir mevduat faiz oranı belirlenmesi gerektiğini de söylüyor. Ama baktığımız zaman negatif reel faizin boyutu giderek büyüyor. Çünkü enflasyon hiç olmadığı kadar yeniden yükselme trendine girmiş durumda. KKM'ye çözüm alternatif araçlar diyor ama yakın zamanda bu gözükmüyor. Rezervlerde de yeniden erime başladı. Dolayısıyla kura olan talep devam ediyor. Bu böyle olduğu sürece, özellikle faizi normal bir biçimde arttırılmadığı sürece bu iş pek sürecek gibi, iyiye gidecek gibi görünmüyor. Özetle söylemek istediğimiz şu: enflasyon raporuyla, işte yapılan atamalarla özellikle finans kesimi memnun edildi. Mevduat faizleri, düşük mevduat faizleri, yükselen kredi faizlerde burada size bir kar marjı diye finans kesiminin istedikleri yapılmış oldu. Şimdi reel sektöre sıra gelecek. Burada da ben Cumhurbaşkanı'nın burada da mavi boncuk dağıtacağını düşünüyorum. Özet olarak olan dar ve sabit gelirliye olmaya devam ediyor. 3 tane başkan yardımcısı değişse de, enflasyon raporu teknik olarak iyi olsa da, finans kesimi ağırlıklı piyasalar bu gelişmelerden memnun olsa da, CDS primi düşse de olan dar ve sabit gelirliye oluyor. Bütün bu uygulamalarla enflasyonla mücadele diye bir şeyi henüz göremiyoruz. 2025 sonrasına ertelenen bir enflasyonla mücadelenin ipuçlarını alabiliyoruz ancak. Bu kadar uzun süreye yayılmış bir enflasyonun yaratacağı fatura çok daha büyük olacak ve bu özellikle dar ve sabit gelirlere olacak. Emeklilerin durumu en ağırı ama orta direk zaten yıkıldı. Sermaye kesimine transfer, bankacılığa, reel sektöre, ihracatçılara belli ki devam edecek. Ama kim gelirse gelsin, bu anlayış değişmediği sürece, bu sistem değişmediği sürece dar ve sabit gelirli fakirleşmeye devam edecek, yoksullaşmaya devam edecek ve yoksul kesimler giderek artacak. Türkiye'nin yoksulları çok daha ağırlıklı bir nüfus olmaya başladı. Bu uygulanan politikalarda bunun devam edeceğini gösteriyor. Burayı hiçbir şekilde göz ardı etmememiz lazım. Çözümün daha adil bir gelir dağılımında olduğunu, hem büyüme, sağlıklı dengeli büyüme ve adil gelir dağılımında olduğunu, ekonominin bunu hedeflemesi gerektiğini de unutmamak lazım diyorum. Haftaya görüşmek üzere.